Tabii sizler de değindiğiniz gibi aylardan beri cezaevlerinde her türlü hukuksuzluk, tecrit ve haksızlıklara karşı açlık eylemleri vardı. Bunu 4 Nisan'dan bu yana da boykot, yani iletişimsizlik eylemine çevirdiler. Bizim kendi abim de 25 yıllık hükümlü, 36 yıl müebbet yemiş abim. 25 yıl içeride şu an Elazığ 2 No'lu kapalı cezaevinde. 4 Nisan'dan bu yana kendisinden hiçbir türlü haber alamıyoruz. Telefonlarımıza zaten telefon açmıyor. Telefon açtığımızda da cezaevinden herhangi bir bilgi alamıyoruz. İşte kendileri çıkmıyor gibisinden. Onun dışında Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Adalet Bakanlığına başvuruda bulunuyoruz. Herhangi bir sonuç alamamışız. Cezaevlerinde şu an neler yaşanıyor? Bizim abimizin durumu nedir? Abimizin bütün siyasi tutsakların durumu nedir? Hiçbir bilgi alamıyoruz. Tabii bundan son derece tedirginiz. Yani aileler olarak son derece tedirginiz. Eylemlerin de hepimizin de bildiği gibi yıllardır, 3 yıldır süre gelen tecritten kaynaklı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu tecrit, fiili tecrit kaldırılmadan bu eylemlerin de bitmeyeceğini biliyoruz. Bu eylemlerin de bitmeyeceğini varsayarsak biz aileler olarak da dışarıdan her türlü resmi kurumlara, resmi olarak kurumlara, ilgili birimlere başvurumuzu yapacağız. Her türlü basın açıklamasını yapacağız. Yani tamamen şunu da belirtelim. Bizim tutsakların bütün talepleri bizim taleplerimizdir. Yani onların isteği olduğu gibi arkasındayız, destekçisiyiz, sonuna kadar da savunucusuyuz. Türkiye'nin demokratikleşmesi için, Kürdistan'da özgür bir yaşamın olabilmesi için tecritin kaldırılması, cezaevindeki hukuksuzlukların son bulması gerekmektedir. Tutsaklar adına, tabii yakınları adına, tutsak yakınları adına bütün Kürdistan halkının ayaklanması, yani ayaklanması derken basın açıklamaları, ondan sonra resmi olarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Çünkü gerçekten artık Türkiye'nin demokratikleşmesi Kürdistan halkının özgürleşmesidir. Yani bunu görmek lazım. İnsanlar yıllardır bedenlerini açlığa yatırıyorlar, demir parmaklıklar ardında ölüme terk ediliyor, cenazelerimiz çıkıyor. Yani bu tür olayların daha da yaşanmaması için, biz dışarıdaki insanların da rahat edebilmesi için insanların artık bir yerde dur demesi gerekiyor, duyarlılık göstermesi gerekiyor. Bu anlamda tüm Kürdistan halklarına ve dostlarına duyarlılık çağrısında bulunuyorum. Kırkemen Engin Uysal'a, Ye Erzincan, Tetipe'de, Avaçanma ama Çıkabar Peyniye. Haysal'a cennetçe görüşüyor. Şimdi bütüye gelip hocam mesela bütüye görev ediyor. Hiç beğendi. Haskama tercihde Robit, amcı için hapset kubu binin, girtet kubu binin, kahali on çiğe, sütuna, durumu on çiğe. Molbatı gitti az Haskama Mehmet Pek ve Robin'e sapeyi bibine yek, kanın ev girtime bu huletken ve ne telefona, ne görüşe, çıt işte vatu. Yani bana dedi ya. Amca koret kubu binin, herkese, hemi girdi. Hasken buçuk et kubu binin, kanı üstüne, durumu on çiğe, hali on çiğe, telefonu ve kanava, görüşme habit, ah usam. Bu amca hiç sıkıntı değil, değil mi? Koçeli hatun, mona, ne mona, ver bir çantayı.